Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. Epeydir burada ekran karşısına geçmediğimi fark ettim. Yakında favori ilanlarımla da sizlerin karşısına çıkacağım. Geçen ay yapmadığım piyasa durum videosuyla karşınızdayım. Şimdi otomobil piyasasının durumu ve geleceğine ilişkin çeşit çeşit fikirler var. BYD ve Çevren ülkemizde fabrika açma durumları, ÖTV matrah güncellemesi, dövizin, kredilerin, faizlerin durumu, yasal yönetmelikler, Vergi politikaları, sıfır kilometredeki indirimler, kampanyalar, elektrikli otomobillerin geleceği gibi aslında otomobil piyasasını etkileyen birçok faktör var. Fakat çizgileri henüz netleşmemiş ya da onay verilip yürürlüğe girip e, resmiyet kazanmamış bilgileri böyle abartarak hele hele 400 bin liraya sıfır e, otomobil geliyor. İşte 1000 kilometre menziliyle yeni elektrikli araçlar yolda, Çinliler gelecek abartılaraktan söyleniyor. İşte Egea fiyatına D SUV alacaksınız gibi tıklanma tuzağı içeren haberlere, yayınlara çok fazla itibar etmemek gerekir. Ben bu videoda elbette otomobil piyasasının durumu ve piyasaya etkileyen faktörlere değineceğim. Fakat öncesinde her zaman olduğu gibi otomobil piyasasının verileriyle hem sıfır kilometre hem ikinci el verileriyle başlayayım. Sıfır kilometre verileri doğrudan ikinci el piyasasını etkilediği için önemlidir. Bu yılın Eylül ayında bir de sayı kalabalığı çok olmasın diye küsuratlarını söylemeyeceğim. Bu yılın Eylül ayında yaklaşık 87 bin adet 0 kilometre araç satıldı. Bunların yaklaşık 18 bin adedi hafif ticari, 70 bine yakın adedi de otomobil. Geçen yılın Eylül ayında 18 bine yakın hafif ticari, 79 bin adet de otomobil olmak üzere toplamda 96 bin, 97 bine yakın 0 kilometre araç satılmıştı. Aylık bazda Eylül ayı için baktığımızda 0 kilometre otomobil pazarının yaklaşık %10 kadar küçüldüğünü söyleyebiliriz. Diğer taraftan son 10 yıllık ortalamaya baktığımız zaman 10 yılın Eylül ayı ortalaması 64 bin adetken bu yıl 87-88 bine yakın adet 0 kilometre araç satıldı. İlk 9 ayın verilerine bakıldığı zaman bu yıl 849 bin 850 bin adet 0 kilometre araç satıldı. Geçtiğimiz yılın ilk 9 aylık döneminde ise 858 bine yakın sıfır kilometre araç satılmıştı. Yani tüm bu veriler ışığında sıfır kilometre pazarının ilk 9 aylık dönemde %1'e yakın bir küçüldüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Yıllık bazda %1'e yakın bir küçülme var diyoruz ama buradaki küçülme aslında sayıları resmen açıklanmamış ve benim 200 binin üzerinde olduğunu tahmin ettiğim ÖTV indirimli engelli araçların sayısında buraya dahil ettiğimizde 0 kilometre pazarında aslında talep açısından bir daralma, baylar açısından bir farklılık olmadığını söyleyebiliriz. İkinci el otomobil piyasasına geçtiğimiz zaman buradaki veriler net verilerdir. Bu yılın Eylül ayında 652 bin adet ikinci el sadece otomobil el değiştirdi. 2023'ün Eylül ayında ise 474 bin adet ikinci el otomobil el değiştirmişti. 2022'de bu sayı 476 bin adet yani bu yılın Eylül ayında devre yapılan ikinci elde el değiştiren otomobil sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine ya da 2022'nin aynı dönemine kıyasla %10 daha fazla olduğunu söyleyebilirim. İlk 9 aylık döneme bakıldığı zaman ise bu yılın Ocak-Eylül döneminde 5 milyon 118 bin adet sadece otomobilin ikinci elde el değiştirdiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül döneminde 5 milyon 510 bin adet otomobil el değiştirmişti. 2022'de ise bu sayı 4 milyon 555 bin adetti. Yani ilk 9 aylık dönem için geçtiğimiz yıla kıyasla %7'lik bir küçülme 2022'ye kıyasla ise %12'lik bir büyüme ikinci el otomobil pazarında söz konusu. Hemen verilerin ışığında fikirlerimi sizlerle paylaşayım. Sıfır daha az önce söylediğim gibi aslında baylar kurtardı yakayı. Bunun da en büyük nedeni ÖTV indirimi ile satılan engelli araçları. Onların tuzu biraz kuru. Aslında galericilerin ya da ikinci el otomobil satıcılarının tuzu daha kuru. Neden bu konu böyle? Şimdi bunlarla konuştuğumuz zaman diyorlar ki işte piyasa çok kötü, çok durgun, tezgahta yaprak kımıldamıyor, kan alıyoruz gibisinden yorumlar geliyor. Fakat bu yorumlara çok fazla itibar etmeyin. Çünkü ikinci el otomobil satış verileri ortada. Resmi olarak tüyin internet sayfasından bunlar, bunları herkes görebilir. Ben bunu açıkçası bir hani strateji olarak görüyorum. Bununla birlikte pazarda aslında otomobil satıcılarının otomobil alışlarında pazarlık payını çok yüksek tutmak için Böyle bir e, söylemde, böyle bir yapıda olduklarını düşünüyorum. Şimdi otomobil piyasasının canlı olduğu pandemi dönemlerinde örnek veriyorum. Otomobil pazarına gittiğiniz zaman, araba pazarına gittiğiniz zaman daha girmeden galericiler otomobili durdururlardı ve hemen pazarlık yapmaya başlarlardı. Çünkü otomobilin satış bekleme süresi çok kısaydı. Şimdi otomobil bayilerine gerçekten otomobili satma ihtiyacınız varsa da gittiğiniz zaman Piyasası 500 binle olan bir otomobile 400 binle bile fiyat vermiyorlar arkadaşlar. Yani taşıt bayileri bu şekilde. Sorsanız kan alıyorlar ama piyasanın canlı olduğunu söyleyebilirim. Bunu da TÜİK diyor arkadaşlar. TÜİK'in elbette hani ne kadar şey olduğu böyle gerçekçi olduğu tartışma konusu olabilir ama nihayetinde bu veriler noterlerden alınmış veriler. Ayrıca şimdi şöyle bir ilk ocak dönemlerinde notere gittiğiniz zaman veriler de bu şekilde çünkü Notere gittiğiniz zaman, noterde düğmeye bastığınız zaman hemen sıra geliyordu. Geçtiğimiz haftalarda iki defa notere gittim. Bunların ikisinde de sıra bekledim arkadaşlar. Bu durumu zaten sizler de görebilirsiniz. Yani ikinci el otomobil piyasası aslında durgun falan değil. Bu ikinci el otomobil piyasası her zaman olduğu gibi ya da aslında pandemide yaşanan dönemin e, bitti normal piyasa koşullarının gerçekleştiğini söyleyebilirim. Şimdi biraz da piyasayı etkileyen ya da etkileyebilecek faktörlerden bahsedeyim. Yasal yönetmelikler diye not etmişim. Aslında yasal yönetmeliklerde herhangi bir değişiklik yok. Bildiğimiz gibi 6 artı 6 işte sıfırından pahalıya satılamaz gibi uygulamalar geçerliliğini yitirmiş olsa da hala devam etmekte. Bunların piyasaya ne sıfıra ne ikinci ele şu an için bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonra vergi politikaları piyasayı etkileyen faktörlerden biridir. Vergi politikalarına bakıldığı zaman geçtiğimiz günlerde ikinci elden 1500 lira sıfırlardan da 3 bin alıp sanayi katkı payı alınacağı söylendi. O ertelendi ya da iptal edildi. Böyle bir durum aslında meblağ çok yüksek olmadığı için piyasayı doğrudan etkileyecek bir faktör değil. Ama devletin vergi konusundaki yaklaşımına bakıldığı zaman vergilerde bir indirim yapılmasını ben beklemiyorum. Bu da hem ÖTV olarak indirim yapılmasını beklemiyorum. Hem de böyle büyük köklü vergiler konulmasını beklemiyorum. Piyasa vergilerden dolayı önemli ölçüde etkilenmeyecektir. Fakat Vergilerde şöyle bir durum var. Biraz için içerisinde olanlar muhakkak biliyordur. ÖTV matrahları vardı ve bu ÖTV matrahları en son 2022 yılının Kasım ayında güncellenmişti. Neredeyse iki yıl olacak bu güncelleme yapılmayalı. Bu güncelleme çok çok gecikti. Bunun yapılması gerekiyor. Bu yapılır mı yapılmaz mı bilmem. Devlet şu durumda yapmayacakmış gibi. Çünkü vergi gelirlerini kesinlikle düşürmek istemiyor. Aksine arttırmak istiyor. Ola ki asper kader böyle bir ÖTV matrah güncellemesi yapıldı. Ben bu matrah güncellemesinin birçok aracı etkileyebileceğini düşünmüyorum. Başta işte Clio'nun başlangıç modeli geçtiğimiz yıl evvelki yıl olduğu gibi göstermelik olarak kısa dönem geçerli bir güncelleme olacağını düşünüyorum. Oldu ki böyle bir güncelleme olursa piyasanın başlangıç segmenti olarak bilinen işte Clio'nun baz versiyonu, Hyundai'nin i 10u Kia'nın Picantos'u gibi modellerde Geçici süreli bir indirim söz konusu olabilir. Siz de otomobillerden bunları alacaksanız bu konuya dikkat edebilirsiniz. Bakın burada ÖTV matrah güncellemesi gelir ya da gelmez demiyorum. Bu güncellemenin kesinlikle gelmesi gerekiyor. Çok çok gecikti. Ee, doğru değil ama devlet bu güncellemeyi bir türlü yapmıyor. Ondan sonra yeniden değerlendirme oranı var. Yeniden değerlendirme oranı aslında bayilerin işine gelebilecek bir oran. Yeniden değerlendirme oranı devletin işte ceza dahil, vergi dahil aldığı tüm kalemlerdeki artış oranıdır. Örnek veriyorum geçtiğimiz yıl %60 oranında yaklaşık olarak yapılmıştı. Üst limiti 1 milyonu olan ÖTV engelli indirimiyle satılan araçların üst limiti 1.6 milyonluğa çıktı. Şimdi bu yılda bir %50 artış yaparlarsa 1.6 milyonluk üst limit 2.4 milyonluğa çıkar. Bu durumda bunu elbette engelli vatandaşların hani aleyhinde olması için söylemiyorum bu engelli vatandaşlar için oldukça güzel bir şey ama bu Birçok vatandaşça kötüye kullanılıyor. Amcasının, dayısının bilmem kiminin e, engelli indirimiyle yararlanıyor. Engelli vatandaş ona bilemeyen birçok örneğini gördüm. Bunun dışında bu nasıl normal vatandaşa zarar veriyor? Şöyle normal vatandaşa zarar veriyor. Taşıt bayileri şu an e, iyi gidiyor. İyi gitmesinin nedeni de az önce söylediğim gibi, ÖTV indirimiyle satılan araçlar eğer ÖTV indirimiyle bu kadar araç satılmamış olsalardı taşıt payları ister istemez sade vatandaşı satacakları otomobillerde daha fazla indirim yapması gerekecekti. Bu durumun sonuçları e, bunlar ama yine yeniden değerlendirme oranının %50 gibi olacağını ben tahmin ediyorum. Önümüzdeki günlerde zaten Kasım ayı içerisinde e, muhtemelen bu paylaşılır arkadaşlar. ÖTV matrah güncellemesine değinmiştim. Piyasa'yı etkileyen faktörlerden bir değeri de faiz ve krediler. Şimdi faizlerde herhangi bir düşüş yok. Kredilerde de yasal olarak yapılan güncellemelerde kredinin şeklinde bir değişiklik yok. Yani kredilerin işte otomobilin e, belli bir miktarı kadar alabiliyorsunuz ve bu alınan miktar örnek veriyorum 1.5 milyonluk bir otomobilde 300 bin liralık bir kredi yetersiz kalıyor. Bundan dolayı kredi kullanımı çok yaygın değil. E, bankacılık denetleme ve düzenleme kurumu bunlarda bir değişiklik yapar mı? Açıkçası Aralık Ocak ayında Kasım Aralık ayında yapmaz da belki 2025'te yapabilir ekonomik politikaların sonucunda. Tabii kredi faizlerinde kredi güncellemesinde yapılan bir değişikliğin etkisi şu olacaktır. Şimdi krediler açıldığı zaman doğrudan otomobili olan talep artacaktır ve talebin artmasıyla birlikte otomobil fiyatları da yükselecektir. Böyle bir durum söz konusu. Fakat burada bu durumu engelleyecek bir durum var faizlerin yüksek seyretmesi. Örnek vereyim 500 bin alık bir krediyi bir yılda iki katına ödüyorsunuz. Bu da maliyeti artırıyor. Tabii bu verdiğim örnek sadece temsili. Faizlerin yüksek olmasını burada vurgulamaya çalışıyorum. Bu kadar yüksek faizli otomobillerin maliyeti yüksek olduğu için aslında hani krediye çok yanaşmayanlarda olacaktır. Ama nihayetinde krediler daha uzun vadeli olursa ve faizler düşerse otomobillerin fiyatı da doğrudan artacaktır arkadaşlar. Bir diğer faktör de. Şimdi benim sıkça değindiğim aslında 0 kilometre taşıt bayilerinin yaptıkları yapacakları indirimler. Piyasada bunu genellikle söylerim. Piyasanın en canlı olduğu dönemler yıl sonudur. Kasım Aralık aylarıdır. Aslında Aralık ayıdır ama bazı markalar Volkswagen başlı olmak üzere Kasım ayında asıl kampanyalarını yaparlar. Bu yüzden ikinci ele etkileyen durumu şudur. 3 yaşa kadar olan otomobil alacağınıza işte 300 bine faizsiz krediyle ya da çok düşük faizli krediyle alma imkanınız durumunuz varsa sıfıra yönelmeniz hele hele sıfırlarda işte 1.8 milyon lira fiyatı olan bir otomobilin fiyatının 1.4 milyon liraya düşmesi bir de üzerine faizsiz kredi kullandığınız zaman bu işe girdiğiniz zaman ikinci el otomobil yerine e, sıfır otomobil alacaksınızdır ki halkın aslında çoğunluğundaki istek bu yönde gücü yetenin imkanı olanın isteği bu yönde doğal olarak ama herkesin gücü yetmeyebiliyor İşte indirimler artıp kampanyalar çoğaldıkça bundan yararlanan kişi sayısı artacaktır bu durumun sonucunda da şu olur arkadaşlar sıfırdaki kampanyalar aralık ve ocak e, kasım ve aralık aylarında ikinci el genç otomobillerin fiyatlarını da düşürür şu durumdan dolayı da düşürür hem piyasada insanlar e, genç ikinci eline yönlenmektense sıfırına yönlenir. Hem de hali hazırdaki 1 milyon liralık otomobilini e, satıp işte 1.8 milyona değerindeki otomobili indirimle 1.5 milyona alacak olan kişi de 1 milyona satacağı otomobilini 900 bin liraya sattığı zaman yine karda olacağı için kendi otomobilini de ucuza satacağı için burada e, böyle bir kazan kazan durumu olacaktır. Bu da eee. İkinci el fiyatlarını da olumlu yönde etkileyecektir arkadaşlar. Bu tabi uzun dönemde çok uzun dönem sürmez ama ister istemez işte sadece 3 yaşa kadar olan otomobillerde geçerli olmaz. 3 yaşa kadar olan otomobillerde daha etkin daha güçlü şekilde hissedilirken işte 6 yaşa kadar 8-10 yaşa kadar olan otomobillerde de azalarak hissedilmeye devam eder. Videoyu anlatırken hiç es vermiyormuşum diye uyarı geldi. Biraz daha yavaş anlatmaya çalışacağım. Şimdi son olarak iki konuya da değineceğim otomobil piyasasını etkileyebilecek. Bunlardan biri Çin malı otomobiller. Hem Çin'de üretilip Türkiye'ye ihraç edilen bunlara ilişkin ek vergilere çok girmeyin. Bunların buraya gelmesi hani artık eskisi gibi avantajlı ve kolay değil. Fakat BYD'nin fabrika açıyor olması işte Çin'in de fabrika açma arefesinde görüşmeler yapıyor olması otomobil piyasasını şu dönem etkilemese de orta vadede etkileyecek durumlardan biri. Elbette bunlar olumlu bir durum ama şimdi insanların bazıları şöyle diyor. İşte BYD'nin şu modeli gelecek. Normalde bunun emsalleri 2 milyon liraya satılırken BYD'nin modeli 1.3 milyon liraya satılacak. Arkadaşlar bu biraz e, farazi bir yaklaşım oluyor. Şimdi bu modelin ülkede ne zaman geleceği, ne kadar üretileceği, ne kadar ithal edileceği henüz belli değil. Netleşmemiş. Hele hele kaç liraya satılacağı hiç belli değil. Böyle bir durumda zaten böyle otomobillere çok fazla talep olacaktır. E talep olan otomobile de geçtiğimiz dönemlerde yaşadık. Bunun işte ekstra aksesuarı, bir şeyi, kuyruğuydu, sırasıydı, ikinci eldeki e, daha yüksek fiyatlısı söz konusu olacaktır. Ben bu yüzden bunun faydalı olabileceğini fakat böyle piyasayı çok derinden etkileyecek bir durum olabileceğini özellikle önümüzdeki 2 yıllık 3 yıllık dönemde çok görmüyorum arkadaşlar. Diğer taraftan elektrikli otomobiller. Elektrikli otomobillerle ilgili hiç haber bitmiyor. Benim bunlarla ilgili zaten birkaç tane videom var. Artısıyla eksisiyle. Fakat şöyle bir gerçek var. Elektrikli otomobillerin birçok avantajının olduğu gibi dezavantajları da var. Menzille ilgili çekinceler henüz bitmiş değil. Ayrıca elektrikli otomobillerin fiyatı yüksek. Yani 1,5 milyon lira civarından başlıyor. Korsanın şeylerini, elektriklerini falan saymazsak ortalama olarak 1,5 milyon liralık bir başlangıç bütçesi her aileye hitap etmiyor. İnsanlar günümüzde araba pazarlarında 200 bine, 300 bine otomobil arıyor. Böyle bir ülke gerçeği varken herkesin elektrikli otomobillere yönelmesini beklemek çok doğru değil. Faktörlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bunun dışında tavsiyelerime gelecek olursak. Öncelikle 0 km otomobil alacakların kesinlikle Kasım ve Aralık aylarını beklemesini tavsiye ederim. Çünkü bayların yapacağı kampanyaların artacağını düşünüyorum. Sıfır ayarında genç ikinci el otomobil alacaklara da taşıt bayileriyle görüşmeden hareket etmemelerini tavsiye ederim. Onun dışında ikinci el otomobilin geneli için bir şey söylemek istiyorum. Şimdi otomobil Elbette çok acil ihtiyacınız olabilir. Fakat böyle çok acil değilse çok hızlı hareket etmeyin. Daha doğrusu acele etmeyin. Hızlı hareket etmekle acele etmek arasında bir fark var. Şimdi bulduğunuz otomobil sizin için uygunsa, fiyatı makulse elbette değerlendirebilirsiniz. Fakat ben hemen bugün otomobil alacağım, hemen yarın otomobil almalıyım diye gidip abuk subuk otomobil almaktansa ikinci el otomobilin gelip sizi bulmasını bekleyin. Bu sizin için daha karlı olacaktır. Yaşla ilgili e, fiyatlara da duruma da gelecek olursam, şimdi ikinci el er otomobil piyasasında son 6 aylık dönemde genel olarak ortalama bir yüzde yirmi düşüş olduğunu söyleyebilirim. Bu düşüş elbette kimlerine göre yeterli değil. Fakat hani bu piyasa bu enflasyon varken daha fazla düşer mi sorusuna ben evet düşer diyemiyorum. Muhtemelen yine piyasa hafif hafif yükselmeye devam eder, fakat enflasyonun altındaki yükselmeler söz konusu olur diye düşünüyorum. Ee, yaşlı otomobillerle ilgili de şunu söyleyebilirim. Elbette 10 bin lira bile birçoğumuz için önemli ama 50 bin lira, 100 bin lira bazı otomobillerde e, bir şekilde temin edilebilecek rakamlar oluyor. Örnek veriyorum 400 bin liraya işte 10 yaşında bir otomobil almaktansa eğer imkanınız varsa borçla ya da krediyle bunlar sizin için uygunsa temin edebiliyorsanız işte 500 bin 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, 12 yaşındaki bir otomobili yani 5-6 yaş daha gençleştirmek 50 bine, 100 bine mümkün oluyorsa bunları yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu videodan benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.